küme elen. Alt küme arkadaşlar. A kümesinin 1, 2, 3, B kümesinin 0, 1, 2, 3, 4 vermiş. A B'nin alt kümesidir. Niçin? Çünkü A'nın bütün elemanları B'nin içinde var. Bitti. Ha burada mesela diyelim ki 7 olsa idi. A'nın bütün elemanları B'de var mı? Yok. O zaman alt küme değildir diyoruz. Alt küme sayısı 2 üzeri n ile gösterilir. Öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 ile gösterilir. 3 elemanlı alt küme sayısı n'in üçlüsü, 4 elemanlı alt küme sayısı n'in dörtlüsü kombinasyonlardaki gibi arkadaşlar. 5 elemanlı alt küme sayısı n'in beşlisidir. N'in sıfırlısından n'in n'lisine kadar hepsinin toplamına biz kısaca 2 üzeri n diyoruz, haberiniz olsun. Toplam alt küme sayısını sana verir. İşlemler, kesişim, ters yatmış bardak gibidir. Birleşim bizim bardağımızdır. Hani iki sıvıyı nerede birleştirsin bardakta? Fark da zaten çıkarma işlemidir. Tümleyen de A üstü çizgiyle gösterilir. Haberiniz olsun. Devam edelim. A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. A kesişim B. A ile B'nin ortak elemanları kimlerdir? 2'ye 3. O zaman 2 ve 3 yazılır. Birleşim hepsi yazılır. Ama bir kümede bir eleman iki defa yazılamaz. Ondan dolayı 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. A fark B. A'dan B'yi çıkarmış demiş. Önce A'nın elemanları yazılır. Ortakları çıkaracaksınız. Arkadaşlar şöyle bir şey. Şurası A fark B'dir. Şurası A, şurası B ise. Yani A'nın elemanlarını yazacaksın ama B'dekileri çıkaracaksın. E B'de kimler var? 2 ve 3 var. 2 ve 3'ü çıkar bir tek A'yı yaz. Yani bir tek biri yaz yeterli. B fark A. Ben elemanları yazacak ama ortakları çıkaracaksınız. Geriye bir tek ne kaldı? 4, 5 kaldı. Evrensel küme bu olsun. A'nın tümleyeni A'nın dışındakilerdir. 1, 2, 3'ün dışında ne var? 1, 2, 3'ün dışında 4, 5, 6, 7. B'nin tümleyeni B'nin dışındaki elemanlardır. B'de ne vardı? 2, 3, 4, 5. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1, 6, 7. Burası A fark B. Burası B fark A. Ortası da A kesişim B'dir. A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi A kesişim B'dir. Haberiniz olsun. A birleşim B'de S A fark B. Yani A birleşim B'nin iki taraf formülü var. Ya S A dersiniz. Hem bunu ortaya katarsınız. Ya S B dersiniz. Burayı da ortaya katarsanız, onun ortayı kaç defa saydın? İki defa saydın. Bir tanesini çıkardık. Ya da şurası, şurası, şurası. Üçünü ayrı ayrı topladınız mı? Yine soru biter, haberiniz olsun. A kesişim B'nin tümleyen demek. Şu tümleyeni alıp araya sokabiliyorlar. Yani A fark B. Bitti. A kesişim A, A'dır. A birleşim B, A'dır. A kesişim A'nın tümleyeni. Arkadaşlar A'yla A'nın kesişiminin. Allah şey A'nın tümleyeninin kesişimi ortak elemanı var mı? Yok tabii ki boş kümedir. A birleşim A'nın tümleyeni evrensel kümedir. Şu tümleyeni fış 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 dağıtabilirsiniz. A'nın tümleyeni kesişimin tümleyeni birleşimdir. B'nin tümleyenidir. A B'nin alt kümesi ise şurası A, şurası B. A B'nin alt kümesi. A kesişim B ikisinin ortak elemanı tabii ki A'dır. Birleşimi tabii ki B'dir, haberiniz olsun. S A ile S A'nın tümlerinin toplamı da evrensel kümedir. Geldik şuraya. Arkadaşlar A Urfalılar olsun, B sarışınlar olsun, C de erkekler olsun. Adam bana dedi ki şurayı bana ifade eder misiniz? Olur. Böyle bir soru ben bekliyorum. Şimdi ne diyor? A ve C'nin ortak elemanı, A ile C ortak elemanı, yani Urfalı erkekler ama B dışında, yani sarışın olmayan Urfalı erkekler. Olay anlaşıldı mı? Adam bana şurayı ifade et dedi. A şurayı. A ile B'nin ortağı alınacak. C olmayacak. A ile B'nin ortağı sarışın Urfalı. Ha, erkek olmayan sarışın Urfalılar. Anlam budur arkadaşlar. Adam bana sadece şurayı ifade et dedi. Burayı sildim. Yani B'yi al ama A ve C olmayacak. B'yi alacağız. Sarışını alacağız. Urfalı olmayan şey. Erkek olmayan. Yani kızlardan bahsediyoruz herhalde. Kız şey Urfalı olmayan sarışın kızlar. Olay anlaşıldı mı? Bana bu şekilde ifade de gelir, haberiniz olsun. Kümeleri bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar.